Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya 4000 euro maaşla çalışacak işçiler arıyor. Peki kim bunlar? Bakalım detaylar neler? Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da bildiğiniz üzere ciddi anlamda yaşlı bir nüfus var. Nüfusunun yaklaşık %27'si 55 yaşın üzerinde bir toplum. Yani bu rakam bize şunu gösteriyor. Almanya yaşlı bir nüfus. Ülkenin hem iş gücünde hem de demografik ülkenin iş gücünü ayakta tutabilmesi için malumunuz olduğu üzere dünyanın pek çok noktasından göçmen alıyor, almaya devam ediyor. Tabii eskisi kadar kolay değil ama yine göçmenlerle ayakta duran bir ülke. Şimdi yaşlı bir nüfus olduğu için bu yaşlı nüfusun bakımı da Almanya için ciddi bir sorun oluşturuyor. Şu anda yaşlı bakım evlerinde ve yaşlılara bakım için yaklaşık 200 bin insana ihtiyaç var. 200 bin. Bu rakam 8 yıl sonra 500 bine çıkacak. Yani mevcut şartlardaki açık 200 binken sadece 7-8 yıl sonra 500 bine çıkması bekleniyor. Bununla ilgili olarak şu an hükümette bir acil durum, eylem durumu ilan etmiş vaziyette. Şu anda bildiğiniz üzere bu insanlar 2000 ile 2500 euro civarında brüt ücret alıyorlar. Aslında yaptıkları iş hiç de öyle kolay bir iş değil. Yaşlı bakımı onların her türlü ihtiyacının karşılanması için çalışanların almış olduğu bu rakamlar gerçekten çok düşük. Şimdi önümüzdeki günlerde bu rakamın brüt 4000 euroya çıkartılması durumu söz konusu. Bununla ilgili olarak da Almanya gerek Filipinler, Vietnam gibi ülkelerde bu yaşlı bakımı için insanları eğitiyor ve bunları ülkeye alıyor. Ancak sadece yurt dışından bu insanların Almanya'ya getirilmesiyle çözülecek bir sorun olarak görülmüyor. Şimdi bununla ilgili olarak uzmanlar bu işin Almanya'ya yaklaşık 10,5 milyar avroya mal olacağını açıkladılar. Hükümet kurmakla uğraşan SPD buna sıcak bakıyor. 4000 euro civarında maaşın ödenmesinin, brüt ödenmesinin normal olduğunu yine Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da bu konuyla ilgili olarak biz bu parayı ödeyebiliriz açıklaması yaptı. Bunun anlamı şu, önümüzdeki günlerde yaklaşık 200 bin yaşlı bakım uzmanı ya da işte yaşlı bakıcısı Almanya topraklarına yurt dışından alınacak. Ancak değerli izleyicilerim, bu 10,5 milyar avroluk maliyetle ilgili olarak da Almanya'da şu anda ciddi bir tartışma var. Bakın, Almanya Ekonomi Enstitüsü uzmanı Oliver Stets bu ücret artışının gerçekleşmesi durumunda bunun maliyetinin 10 milyarı geçeceğini, 10 milyar avroyu geçeceğini ifade etti. Stets yaklaşık 1,7 milyon çalışanı kapsayacak ücret artışının ancak 3 şekilde finanse edilebileceğini söyledi. Ücret artışının finansmanı için gündeme getirdiği 3 seçenek şöyle. Uzmanın ücret artışını finanse edebilmek için gündeme getirdiği 3 tane yol var. Bakalım nelermiş. Vatandaşların gelecekleri için sürekli ödeyecekleri bir özel bakım sigortası yaptırmaları. İkinci seçenek ise zorunlu bakım sigorta primlerinin arttırılması. Son seçenek ise bu işçi maliyetlerinin artması demek, vergi yükünün de vatandaşın sırtına yüklenmesi anlamına geliyor. Şimdi bakın, Alman nüfusu yaşlı. Zaten bu tartışılıyor, bu konuşuluyor, bunun kavgası yapılıyor. Hala birileri çıkmış, diyorlar ki biz bu 10,5 milyar euroyu halkın sırtına yıkalım, sigorta primlerini arttıralım. Olmadı yaşlı bakım işte ileride başına gelebilecek olan sigortalarla ilgili olarak yeni bir düzenleme yapalım. Olmadı vergi getirelim. Şimdi bakın bu işten bile insani bir şey bakın bu işten bu sektör yani devletin sırtında bir kambur olarak görülüyor. Oysa ki devletlerde bazı kurum ya da kuruluşların kâr etmesi düşüncesi olmamalı. Böyle bir olaydan, sosyal bir olaydan siz hala nasıl para kazanırız, nasıl kâr ederiz düşüncesine kapılmışsınız. Almanya'daki durum bu arkadaşlar. Bunun yerine yapılacak olan iş çok basit. 10,5 milyar para, 10,5 milyar euro Almanya gibi dev bir ekonomide deve de kulak.
Evet, devede kulak. Ancak bu seçim döneminde kapısını çalınan vatandaşa diyorlar ya işte bu seçilen siyasetçiler şunu yapacağız bunu yapacağız diye. Bu hokkaba siyasetçiler her ne hikmetse seçildikten sonra adeta bir fırıldak gibi dönmeye başlıyorlar. Hala bu yaşlı bakımla ilgili maliyeti vatandaşın sırtına yıkmanın gizli planlarını yapıyorlar. Arkadaşlar, nüfus yaşlı, bakıma muhtaç, aile kavramı denilen kavram Avrupa'nın pek çok noktasında olduğu gibi Almanya'da da ciddi bir sıkıntı içerisinde. Profesyonel bir iş bu yaşlı bakımı. Ama arkadaşlar maliyetini devlet bir zahmet vatandaşın sırtına yıkmadan karşılasın. Her söze gelen her seferinde bu ülkeler şunu söylüyorlar. Almanya'da öyle, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, diğer tüm Avrupa ülkelerinde. Biz sosyal devletiz. Bizde demokrasi var, insan hakları var, o var, bu var. Kardeşim, senin nüfusun yaşlı. Böyle bir ihtiyaç var. Sen hala bunun maliyetini karşılayabilmek için vatandaşın sırtına bu vergi yükünü yüklemeyi düşünüyorsan senin sosyal devlet olduğun söylenemez. Bakın, enteresan bir şey de anlatayım. Şu anda Avrupa'nın tamamında neredeyse emeklilik yaşının 68'e çıkartılması planlanıyor. Bu ne demek? Mezarda emeklilik var demek. 68 yaşına kadar çalışacaksın. Ondan sonra tam emekli maaşı alacaksın. Bu insani değil, vicdani değil, ahlaki hiç değil. Hani o zaman sosyal devlet? Hani insan hakları? 68 yaşına kadar bir adamın, bir kişinin ya da kadının bir fabrikada ya da orada burada çalışması mümkün mü? Arkadaşlar, Avrupa artık eski Avrupa falan değil. Öyle bir noktaya gelmiş ki adeta insanların kanını emer hale gelmiş. 68 yaşında emeklilik, bu ne demek? Emeklilik mezarda olacak demektir. Emeklilik hayalden başka bir şey değil arkadaşlar artık. Yani 4000 euro maaşla personel alacaksın, parasını ödeyeceksin. Sosyal devlet böyle olur. Ama sen bu 10,5 milyar avroluk yükü acaba ben bu vatandaşın sırtına nasıl yıkarımın hesabını yapıyorsun. Şu anda siyasetçiler bunu yapıyor. İşte sizin seçmiş olduğunuz siyasetçilerin gerçek yüzü bu arkadaşlar. Hiç kimse, kimsenin umurunda değil arkadaşlar. Ölmüşün, kalmışın falan hiç. Sıfır. Ha bunları söylerken haksızlık da yapmayalım. Tabii ki sosyal yardımlar var, onlar var, bunlar var ama artık eskisi kadar kolay ve rahat olmayacak. İşte anlattım. 500 bin yaşlı bakım uzmanına ihtiyaç olacak. Şu anda 200 bin açık var. 300 bin daha olacak. Mevcutta da zaten 1.7 milyon kişi bu sektörün içerisinde toplamda 1.7 milyon. Onların da maaşı yükselecek. Bu anlaşılıyor. Yani yeni gelenlere 4000 euro brüt verilmeyecek. Herkese verilecek. 2100-2200 civarında şu anda bu insanlar maaş alıyorlar. Onların da maaşları yükselecek. Bununla ilgili olarak mutlak surette Almanya ya da diğer ülkelerin devletin kasasından bu işi desteklemesi gerekiyor. Vergi yükü en kolay. Bir kanun çıkartırsın dersin ki maaşlardan 0.5 oranında yaşlı bakım vergisi alıyorum dersin alırsın. Ama zaten şu anda özellikle de bu içinde bulunduğumuz koronavirüs döneminde her şey zamlandı. Hayat daha da zor hale geldi. Almanya'da petrol fiyatları uçtu. Hollanda'da uçtu. Avrupa'nın diğer noktalarında bakın doğal gaza son bir yıl içerisinde %150 zam geldi. Şimdi vatandaşın sırtına yeni bir vergi yükü yüklemek ne kadar insani, ne kadar vicdani. Değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu videomuzun altına yazmanızı haseten sizlerden rica ediyorum. Bunun yanı sıra eğer bu yayınımızı, videomuzu beğendiyseniz de mutlak surette bir like atmanızı, beğenmenizi de sizlerden bekliyoruz.
Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen tüm izleyicilerimizin de mutlak surette kanalımıza abone olmasını bekliyorum.